Ömür İklim Demir'in ilk romanı Kum Tefrikaları Baştan sona çok emek harcandığı, tarihsel kimi olaylar ve özellikle az bilinen Osmanlı'daki askeri havacılık konusunda epeyce çalışıldığı çok belli. Yazarı tüm bu gayretleri için kutlamak gerek. Hele başlangıçtaki o anlatımı, yani kendisine miras kalan eve ilk gidişine kadar olan bölüm, şahane gözlem ve tespitler, iç sesler, jestler, mimikler. Hakikaten büyülendim. İlerleyen sayfalarda bu üst kurgunun aslında bir Osmanlı pilotunun günlüklerinin bulunması ve o günlüklerin parça parça aktarılması amacıyla kullanıldığı anlaşılıyor. Anlatıcı gibi biz de günü gününe günü günlükleri merakla okuyoruz. Araya anlatıcının hayat gayresi nedeniyle yapmak zorunda olduklarına dair anlatılar da giriyor ve bu bizi dümbüz bir günlükler okumasından kurtarıyor. Buraya kadar her şey iyi. Ama bir sorun var. Hatta birkaç sorun. En önemlisi roman bir türlü bitemiyor. Bence romanın en az üç finali var. Ortalama bir okur olarak ben, yazarın bu metni neden bu kadar uzattığını anlamayarak bitiriyorum kitabı. İsteseydi kalanlardan belki bir roman daha yazabilirdi. Hele sonlara doğru okuduğumuz gerçeküstü anlatılar iyice tadımı kaçırdı. Neden böyle bir yola sapmış anlayamadım. Zira o noktaya kadar gerçeğe ve tarihi verilere sıkı sıkıya bağlıydı. Gerek güncel konular, Gerekse tarihsel veriler titizlikle işlenmişti romanda. Madem kurgu böyle ilerleyecekti, bari bunu genel yaysaydı demeden edemedim. Tabii bunlar benim gibi sıradan okurun hezeyanları da olabilir. Zira yazar kitabın sonunda romanla ilgili çok değerli katkılarını gördüğünü ifade ettiği mühim isimleri anıyor. Demek ki onlar uygun görmüşler. Diğer yandan aklıma takılan birkaç pürüz daha var. Örneğin artık zerafet ile zarafetin farklı sözcükler olduğunu biliyoruz. Ama neden yazar özellikle zerafeti kullanıyor anlayamıyoruz. Bir diğer konuda yazarın okuru bir takım filmlerdeki karakterlere gönderip bir bakıma işin kolayına kaçması. Yazar zihnimizde canlandırmak istediği karakteri ya da davranışı anlatmak yerine filan filmdeki falan karakter gibi diyor Tüm okurların bahsedilen filmleri izlediğini varsaymasını, bir nevi onlara ilave ödevler vermesini sorunlu buluyorum. Takıldığım bir şey daha var. O da bazı markaların özellikle belirtilmesi. Açıkçası bunu bir okur olarak yorumlayamadım. Elbette kimi durumlarda marka telaffuz etmek kaçınılmaz olabilir. Hatta zamanla bir marka bir ürünün adı bile olabilir. Edebiyatımızda ve türkülerimizde çokça yer alan Mavzer, Filinta gibi. Bu roman üzerinde böyle bir zorunluluk olduğunu düşünmüyorum. En azından bunun olmazsa olmayacağı bir yer görmedim romanda. Hadi bir fıkra vardı, onunla bitireyim. Konuk olduğu evde Temel'e taze incir ikram etmişler. Temel ilk kez yediği bu meyveyi çok beğenmiş ama mahcup bir delikanlı olduğu için meyvenin adını sormaya utanmış. Aradan bir yıl geçmiş. Aynı eve konuk olmuş Temel. Ev sahibine bana geçen yıl ikram ettiğiniz o lezzetli şeyden yine verebilir misiniz?" demiş. Ev sahibi, "Nasıl bir şeydi o?" diye sorunca Temel, "Dışı morla yeşil arasıydı. Kabuğunu soyunca beyaz bir zar vardı. İçi çekirdekliydi." diye tarif etmiş. Ev sahibi bu tarife bakarak, "Herhalde patlıcan ikram etmiştik." diye düşünmüş. Sonra da Temel'e bir tabağın içinde patlıcan ikram etmişler. Temel patlıcanı alıp ısırmış, ev sahibine dönmüş, öfkeyle şöyle demiş: siz bunu hem uzatmışsınız hem de tadını kaçırmışsınız. Kum Tefrikaları Ömür iklim Demir Yapı Kredi Yayınları Tanıtım Metni Yazarı Tayfun Topraktepe Okuyan Devrim Açıkalım